Bilinçli ya da bilinçsiz olsun her gün onlarca kez kaşınıyoruz. Ve özellikle kaşıntı muhabbeti geçtiğinde daha çok kaşınıyoruz. Hele ki ben bu videoyu hazırlarken bayağı bir çile çektim. Siz de izlerken muhtemelen kaşınacaksınız. Peki kaşıntı nedir ve neden kaşınırız? Kaşıntı birçok sebepten kaynaklanabilir. Alerjik reaksiyonlar, kuruluk ya da hastalıklar kaşınmamıza sebep olabilir. Veya şu an birçoğunuzda olduğu gibi psikolojik bir nedenle de kaşınabiliriz. En yaygın nedenlerden biri de böcek ısırmasıdır. Bir sivrisinek bizi ısırdığında vücudumuza antikoagülan adında bir madde enjekte eder. Pıhtılaşmayı engelleyen bu madde sayesinde sivrisinek kanımızı pıhtılaşmadan emebilir. İnsan vücudu da bu maddeye alerjik bir reaksiyon gösterir ve karşılığında kılcal damarlarımızı şişiren histamin maddesini salgılar. Bu sayede de bağışıklık sistemi hızlı kan akışına olanak sağlar ve ısırılan bölgede şişme oluşur. Bahar nezlesi adıyla bildiğimiz alerjik olay da bununla aynıdır. Bu yüzden polenler gözlerimizin kızarıp şişmesine sebep olur. Salgılanan histamin kaşınmamıza sebep olan sinir uçlarını harekete geçirir ve biz de kaşınırız. Peki tırnaklarımız ile yaptığımız kaşınma hareketi nasıl oluyor da bizi rahatlatıyor? Araştırmacılara göre kaşıntı hissi aynı zamanda acı ile de ilişkili olan alt sınıf sinirler tarafından iletilmektedir. Ve biz kaşınırken cildimiz üzerinde yaptığımız hareket kaşınma hissini bastıran acı sinyallerine neden olur. Bu da bir nevi cildi oyalayıp kaşınma hissinin azalmasını sağlar. Şimdi bu olaya bir de evrimsel açıdan bakalım. Varoluşumuzdan beri derimiz bizi dış etkilerden korumak üzere bir takım yöntemler geliştirdi. Böylece haberimiz olmadan yaklaşacak bir temas ya da dokunuşa anında tepki verebiliyoruz. Kolumuza bir sinek konduğunda elimizi otomatik olarak oraya götürüp bölgeyi kaşırız. Bu hareket bizi olası bir ısırıktan, bir böcekten ya da zehirli bir bitkinin cildimize temasından koruyabilir. Bu da iç organlarımızın, mesela midemizin neden kaşınmadığını açıklar. Ki öyle bir şey olsa sanırım bu kaşıntı bizi delirtebilirdi. Bazı insanların sinir yollarındaki sorunlar ise kendilerine zarar verebilecek derecede kaşınmalara neden olabilir. Buna örnek olarak delizyonel parazitoz adında bir psikolojik rahatsızlıktan bahsedebiliriz. Bu rahatsızlıkta kişi derisinde küçük parazitler ve kurtçuklar olduğunu, derisindeki gözeneklerden küçük canlılar çıktığını düşünür ve durmaksızın kaşınma isteği duyar. Ya da bazı uzuvlarını kaybetmiş hastalarda görülen hayali kaşınmayı da buna benzer bir örnek olarak verebiliriz. Mesela bir elimizi olası bir nedenden dolayı kaybettiğimizi düşünelim. Bu durumda sinir sistemimiz büyük zarar görür ve vücudumuzun normal sinir sinyallerini karıştırmaya başlar. Böylece artık orada olmayan uzuvlarda bile kaşıntı gibi hisler duymaya devam ederiz. Sol elimizin artık olmadığını ve kaşındığını varsayalım. Böyle durumlarda sağ elin karşısına ayna koyup kaşınıldığında, hasta da aynadaki yansımayı kopan sol eli olarak düşündüğünde beynin kandırılabildiği ve kaşıntı hissinin geçtiği görülmüştür. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Samet Morca. Yeterince kaşındıysanız buradan başka bir videomu izleyebilir, buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Bu durumda sinir sistemimiz büyük bir hasar görür ve vücudumuzun normal sinir sinyallerine ateşe tekrar.